Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Ala Resulina Muhammedin salavat. Sevgili, kıymetli canım kardeşlerim. Hoş geldiniz, safalar getirdiniz. Cenab-ı Hak ana tema Kur'an'daki gayesine göre baktığımız zaman dünyayı ona pek uygun gözükmüyor zahirde. Yani Kur'an'ın ifadesiyle ahireti mezrası ne kadar sade ama içeriği manası gayenin tezahürü dünya. Bu binalar da bina gibi gözükürken bir semboldür, simgedir. Tıpkı peygamber kısaları gibi. Yunus Aleyhisselam, Eyüp Aleyhisselam'ın kısaları semboldür. Bina o kadar şey değil. Ama bir düşünceye hizmet ediyorsa, menfi veya müsbet, değeri oradan alır. Risale-i Nur'da şu anlarda şöyle bir cümle var. Her bir ayetin mutadit manası vardır. Her bir mana küllidir. Her asırda efradı bulunur. Bak, her bir ayetin mutadit manası vardır. Her bir mana küllidir. Her asırda efradı bulunur. Mesela Zulkarneyn, Hızır Aleyhisselam gibi bunlar semboldür. Unvandır der. Ustad unvan. Unvan-ı mulahaza diyor. O sıfata yakın olan, bürünen o asrın Zulkarneyn olur. Risale-i niye naklettim? Risale-i Nur'un Kur'an adına çıktığı için, Kur'an'ın mutadit manasında bir mana ifade ettiği için Risale-i Nur'da bizim de anladığımız tek boyut manası yoktur. Bu zulüm olur. Yani anladığım gibidir. Veya benim anladığım gibi anlamak zorundasın. Bu zulümdür. Risale-i Nur'un mutadit manalarının çeşitli vesile ve sebeplerle ortaya çıkma sembolleri vardır, simgeleri vardır. Okuma, bakış tarzları vardır. Onların ifade edildiği mekanlar vardır. İşte bir fikrin, bir anlayışın, bir düşüncenin, bir hareketin dirilişinin sembolü burası. Ekol olarak Zübeyir abi'den geliyor. Yani nedir o? Her bir Risale-i Nur'daki manaya huvel evveluhu çekirdekten, huvel ahiruhu meyveden, huvel zahir görünüşten ağacın, huvel batın ağacın batın tarafından bakmak. Yani mülk ve melekut cihetleri. Sırf mülk olursa eksik olur, sırf melekut da olursa o da eksik olur. İkisi beraber. Kur'an'da zaten böyle. Kur'an adına çıktığı için. Zübeyir abinin kolu tahkiktir. De hepsinde tahkik ama laikaları çıkarıp enfusi daha öne çıkıyor. Kim başka? Hulusi abi var bu ekolda olan. Hasan Feyzi abi var. Hasan Feyzi abi var. Havuz Ali abi var. Ekol şeyde. Zahir olan da var. Hatırıma gelen. Siz de zaten siz de biliyorsunuz. İşte bu manaları İfade eden mekanlar buna hizmet etme itibariyle değer alıyor. Bu vesileyle bize itimat edip beraber yürüyen siz sevgili kardeşlerime vitrinde gözükmeyen gizli hanım ve erkek kardeşlerime maddi ve manevi himmetlerini eksik etmeyen tüm dava kardeşlerime hiçbir şekilde yardımlarını eksiltmeyen, her daim kendisini yanımızda hissettiren Arnavutköy Belediyesi'ne teşekkür eder. Kardeşlerim adına hepsinden Allah razı olsun diyor. Risalelerdeki bazı parçaları
okumadan önce hadisi bil mana, hadisi kutsi. Hepiniz mutadid defa duyduğunuz ama hatırıma bil mana, tam metin gelmese bile hatırıma. Risale'den mi birkaç tane var. Hatırlayan varsa da söyler. Hadisi kutside Allah Resulüne aleyhissalatü vesselama farklı sahabe farklı zamanda farklı mekanda sormuşlar. Aynı sahabe sormuyor. Farklı sahabe, farklı zamanda, farklı mekanda. Ya Resulallah, soru aynı ama. Ya Resulallah aleyhissalatü vesselam. Biz Allah'ı seviyoruz. Allah bizi seviyor. Herkesin sorduğu. Herkes işte fıtraten sorar. Ben Allah'ı seviyorum. Ama Allah acaba beni seviyor mu? Sorduklarında Allah Resulü aleyhissalatü vesselam hepsine farklı cevap vermiş. Farklı vermiş. Soru aynı. Mekan, zaman, şans farklı. Onlardan ben birkaç tanesini sayayım. Risale'de de vardır. Bir, Allah bir kulunu severse sevdiği işleri nasip eder. Allah bir kulunu severse dinine hizmetçi seçer. Allah bir kulunu severse dünyayı çirkin gösterir. Mezra yaptırır. Risale'de var. Allah bir kulunu severse sevgisini kalbe koyar. Allah bir kulunu severse sevdiklerini sevdirir. Bu da çok tehlikeli biraz yani. Ya ben o düşman olduğum zat ya Allah onu seviyorsa. Bak Allah bir kulunu severse sevdiklerini sevdirir. Ya sevdiklerini ben sevmediyorsam o da sıkıntı olur yani. Bu mekanla alakalı nedir o? Allah bir kulunu severse sevdiği işleri ona nasip eder. Şimdi şöyle düşünün. Ehl-i sünnet vel cemaatin itikadında hayli her fiilin Cenab-ı Hak ilhamı o verir. Rahmet ilahi olarak verir. Kudret-i Rabbani itibariyle halk eder. İsteten de halk eden odur. Şer ise biz isteriz o halk eder. Dolayısıyla böyle mekanları Allah'ın sevdiği ise Kur'an-ı Kerim'deki ayette bil mana naklediyorum. Allah'ın evlerini, Allah'ın mescitlerini, Allah'ın sözünün yüceltildiği yerleri ancak Allah'a iman edenler ihya ve inşa eder. Bu da imanın tapusudur. İmanın tapusudur, tapu. Yani hakikaten Allah beni seviyor mu? Sevdiği işlerine bak bakalım. Allah'ın sevdiklerini yapıyor muyuz? Sevdiklerini tenkit ediyor muyuz? Kusurlarımı görüyor mu? Allah bir kulunu severse kusurlarını ona gösterir. Demek ki böyle yerleri Allah'ın sevdiği sesinin, kelamının, isimlerinin yüceltildiği mekanlardır. Maddi ve manevi emeği geçenlerde tekrar dua edenleri, arzu edenleri, vitrinde olup vitrinde olmayanları, kadını ve erkekleri, çocuğundan büyüğünden küçüğüne kadar bir sürü emeği geçen insanlar var. İtimat ettiler. Bu yola çıktık. Böyle bir şey söyledik. Ben biliyorsunuz vakıfım bir şeyim yok dünya itibariyle. Böyle bir şeyin vücuda gelmesi benim zatım bakımından hiçbir şeyim yok. Hiçbir methalim yok. Yalnız bir şeyim var. Rabbime şükür için taat ediyorum. Allah'ın rızasından başka hiçbir rıza, onun korkusunun dışında hiçbir korkum yoktur. Hiçbir şey kolumu tutmamıştır hiçbir şekilde. Ama siz sevgili canım kardeşlerim, benim o samimiyetime inandınız. Böyle bir yola girdik ve Rabbim de muvaffak etti. Ve buralarda Allah'ın sesi yüceltilecek. Ev değil abiler. Allah'ın evini ancak Allah'a iman edenler yapar. Öyle mi? Ha. Allah'ın evini. Bu bize neyi getiriyor? Ya tapu kardeşim. Allah beni seviyor mu? Sevildiğini bilmek, onaylandığını bilmek ne kadar bahtiyarlıktır. Allah seni onaylıyor ya. Bulutun arkasına bağıracak değil ya. Fiili sana nasip ediyor. Ama ıskalamamak gerekiyor. Fırsatlar tek tük geçer.
Şimdi bunun temeline harç atayım. O geçti. Başka bir temelde atarsın. Başka bir şeyde atacaksın. Ben de mi? Oradayım. Onun için hayattaki fırsatları kaçırmamak gerekiyor. Bu vesileyle ben Risale-i Nur'da, zaten hepiniz dava adamısınız, hatırlatmak bakımından birkaç tane mekanla alakalı, hizmetle alakalı yer okumak istiyorum. Bilen insanlarsınız, gönül vermiş insanlarsınız, bahtiyar insanlarsınız. İltifat etmiyorum, doğruyu söylüyor. Diyor ki, Bismillahirrahmanirrahim. Ey yüzden ta 300 seneden sonraki yüksek asrın arkasında gizlenmiş, sakitane benim sözümü dinleyen ve bir nazari hafi gaybi ile temaşa eden Said, Hamza, Ömer, Osman, Yusuf, Ahmetler vesaireler size hitap ediyor. Kitaptaki aynı selam da öyledir. Risale okunca bütün kardeşlerime selam ediyorum deyince sen okunca aleyküm selam diyeceğiz abiler. Tarih denilen mazi derelerinden sizin yüksek istikbalinize uzanan telsiz, telgraf ile sizin ile konuşuyorum. Buyur üstadım, ne yapayım? Acele ettim, kışta geldim. Siz inşallah cennet asa bir baharda gelirsiniz. İnşallah. Niye? Ona delil nedir? Endişemiz var mı aslında bu polis basacak diye? Değil mi? Yok. Bak, bahar. Hatta teşvik var. Hatta sahiplenmek var. Allah razı olsun belediyenin de. Gayretleri var. Yardımları var bizlere. Onlar yardım etmese esbab noktasında gene çok zordu. Allah razı olsun bak yardım ediyorlar. Bak, bahar. Cennet asa bir baharda gelirsiniz. Şimdi ekilen nur tohumları zemininizde çiçek açacaklar inşallah. Aranızda Amerika'dan, Hollanda'dan, Sibirya'dan, Kuzey Irak'tan, Suriye'den, Avrupa'nın çeşitli devletten gelen kardeşler var. Türkiye'deki her şehirden de var. Şu anda. Sibirya'dan da var. Sibirya. Bak çiçek açmış. Demiş ya böyle bir şey, ben de fotoğraf çektireyim oraya ya. Meleği alan böyle bir tarih bir de nerede yakalayacak? Onların içerisine ben de fotoğraf çektireyim diye Sibirya'dan uçağa binmiş gelmiş. Belki de birkaç tane aktarma yapmış. Ey 100 sene sonra gelenler, şu kalanın başında bir medrese-i nuriye çiçeğini yapınız. Aha. Cismen dirilmemiş fakat ruhen baki ve geniş bir heyette yaşayan Medrese-i Zehra'yı cismen bir surette bina ediniz demektir. Yani maddi ve manevi, ilmi ve bilimi birleştiren müessese oluyor Medrese-i Zehra. Sonra Bilal-i Risale-i Nur işte gönüller üzerine böyle bir üniversiteyi kurdu. Ama buralarda ifade ediliyor çok şükür. Mülk ve melekütü dersler çok şükür. Elbette bizlere lazım ve millete elzem, şimdi resmen izin verilen din tedrisatı için hususi dershaneler açılma ve izin verilmesine binaen nur şakirtleri mümkün olduğu kadar her yerde küçük bir dershane-i nuri açmak lazımdır. Kalbe bu ikinci hakikat ihdar edildi. Hakikat şudur. Her bir adam eğer hanesinde 4-5 çoluk çocuğu bulunsa kendi hanesini küçük bir medrese-i nuriye çevirsin. Eğer yoksa yalnız ise çok alakadar komşularından 3-4 zat birleşsin ve bu heyet bulundukları haneyi küçük bir medrese-i nuriye ihtiyaz etsin. Biraz bağırıyorum, hakkınızı helal edin bu sesi bastırmak için. Eğer yoksa yalnız ise çok alakadar komşularından 3-4 zat birleşsin ve bu heyet bulundukları haneyi küçük bir medrese-i nure ihtiyaz etsin. Hiç olmasa işleri ve vazifeleri olmadığı vakitlerde 5-10 dakika dahi olsa Risale-i Nur okumak veya dinlemek veya yazmak
Yazmayı yazıcı kardeşlere, okumayı okuyuculara, tembelliği de dinlemeye aldık. Ondan sonra abi sıkıntım var gitmiyor. Gitmez tabii. Ya yazma eskidendi diyor. Hiçbir zaman yazma olur mu? Biter mi ya? Nun vel kalemi ve ma yesturun. Nun okka. Mürekkep konulan şey. Bak hayat nun. Elim bağlıyorum. Nun'un noktası. Nun nokta. Nun'un nokta. Secdeye gidiyorum. Nun secde nokta. Elma nun sapı nokta. Her şey nun. Yazma biter mi? Onun için Risale-i Nur'u okumak. Sıkıntı mı var? Yaz. Bak nasıl gidiyor. Risale-i Nur. Hakiki Risale-i Nur'u okumak veya dinlemek veya yazmak cihetiyle bir miktar meşgul olsalar, hakiki talebe-i ulum sevaplarına ve şereflerine mazhar oldukları gibi, İhlas Risalesi'nde yazılan beş nevi ibadete mazhar olurlar. Hakiki ilim talebeleri gibi onların maişetlerini temin hususundaki adi muameleleri bir nevi ibadet hükmüne geçebilir diye kalbe ihtar edildi. Ben de kardeşlerime beyan ediyor. Ses kesildi değil mi? Kesildi. Ben de düşüreyim sesimi. Gerçi herkes kendi kendine bir derece istifade eder. Yani böyle birbirimizden kopartmak, ders ortamını yok etmek için altını boşaltıyorlar. Bak sizin ustadın şahsa emniyet vermemiş. Tarihçede aynı bu soru var. Dolayısıyla ne gerek var derse. Ne böyle kişileri çıkartıyorsun? Ya tarihçede de var. Ama bak ne diyor. Gerçi herkes kendi kendine bir derece istifade eder. Fakat herkes her bir meselesini tam anlamaz. Hem iman hakikatlerinin izahı olduğu için hem ilim, hem marifet, hem ibadettir. Eski medreselerde 5-10 seneye mukabil inşallah nur medreseleri 5-10 haftada aynı neticeyi temin edecek ve 20 senedir ediyor. Ve hem hükümet ve millet ve vatan hem hayat-ı dünyeviyesine ve siyasiyesine ve uhreviyesine pek çok faydası bulunan bu Kur'an lemaatlarına dellalı bulunan Risale-i Nur'a değil ilişmek, devlet, hükümet, askeriye, polis vesaire tamamıyla terviç ve neşrine çalışmaları elzemdir. Yani devlet bizzatı ki fark etmiş çok şükür şimdi de Risale-i Nur'un yayılmasına, teşvikine gayret etmesi lazım. Sebep geçen dehşetli günahlara kefaret ve gelecek müthiş belalara ve anarşistliğe bir set olabilsin. Şimdi niçinini okuyacağım. Niçin Risale-i Nur okullarda ders kitabı olması ustadımızın şeyi, tavsiyesi. Bir, tevafuklu Kur'an'ımızı onaylanmasını istiyor. İki, Ayasofya'nın açılmasını istiyor. Üç, Risale-i Nur'u devlet eliyle basılmasını istiyor. Dört, İttihad-ı İslam'ı istiyor. İttihad-ı İslam deyince Nur talebeli biliyor da diğer kardeşlerim için söylüyorum. Hemen Arap dünyası, Müslümanların birliği deyince orası hatıra geliyor. Ustadımız İttihad-ı İslam'ın, İslam Birliği'nin çekirdeğini Asya Şurası ile başlayacak diyor. Oradan kıvılcım alacak. Hadise de bu. Rus dinsiz kalamaz, geri dönüp Hristiyan olamaz. O derste okumuştum. Bırakın aşağı yukarı vesaire. Güneyden başlayacak. Asya Şurası Arap Birliği'ni, diğer Müslümanların birliğini aktif edecek. Bu memlekete Risale-i Nur ne getirdi? Veya ne iddia ediyor? Sorulabilecek soruya cevap okuyorum. Bu vatan, bu millet ve bu vatandaki ehli hükümet bu sesimizi duyacaklar. Ne şekilde olursa olsun, ne yaparsan yap, ekonomiymiş, şuymuş, buymuş. Ne olursan ol, ayakta durman için. Risale-i Nur'a eşyedi ihtiyaçta muhtaçtırlar. Değil korkmak, yani Risale-i Nur hizmetiyle korkmak. Ama Risale-i Nur'un ismini, tabelasını takıp
koyun, kuzu, posta altında kurtlar da var. O Risale-i Nur as değil bu. İslamiyet'te de böyle. Münafık İslamiyet'in içinde. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın zamanında münafık yok muydu? Biz dedik mi veya dediler mi ki ya Muhammed Aleyhisselatü Vesselam senin İslamiyet'in içinde kurt postunu, koyun postunu girmiş kurtlar var. Dolayısıyla biz İslamiyet'ten vazgeçiyoruz. Ve İslamiyet'in içinde münafık var diye biz dinden mi geçtik? Risale-i Nur da Kur'an'ın bu sır azimine mazardır. Kur'an'ın, İslam'ın sürecine mazar. Risale-i cemaatin içinden de koyun, kuzu libasında kurtlar da çıkacak kardeşim. Vardır diye. Niye peki Risale-i Nur'u maske yapıyorlar? Yaptılar, yapıyorlar, yapmaya devam ediyor. Çünkü sen kalpazan olsan, sahte para bassan, 20 liralık mı para basarsın, 200 liralık. 200 lira en çok karı ne getiriyorsa onun sahtesini yaparsın. 20 lirayla uğraşılır. Tabii ki çıkacak. Ey hükümet ve ey vatan, ey vatanda yaşayan ehli iman, Risale-i Nur'un içerisinde vatana, millete, bayrağa hiçbir hain, hiçbir zararlı bir şey çıkmaz. Varsa haindir zaten. O Risale-i Nur'a değil. O vatan haini zaten. Din düşmanı o. İslamiyet'e, dine zarar vermek için kullandığı postur. Risale-i Nur'u revaç vermek lazım. Sebebi bak şu beş tane şartta. Değil korkmak veya davet etmek. Endisinizleri de onun dindarane, hakperestane dusturlarına taraftar olmak gerektir. Meğer ki bütün millete, vatana, hamet İslamiye ihanet ola. Çünkü bu millet ve vatan hayat içtimaiyesi ve siyasiyesi, bu cemiyet hayatı ve hükümetin kendi içindeki o ahtapotlar, o vatan hainleri, din düşmanlarına karşı ne yapacak? Anarşilikten kurtulmak, büyük tehlikelerden halas olmak için beş esas lazım ve zaruridir. Bak bir vatanın korunması için şu beş tane şart lazım. Onu da Risale-i Nur'un hedefi zaten. Onun için sahiplenmeniz gerekiyor bu hizmete. Hapishanelere, okullara, devlet müesseselerine Risale-i Nur'un eserleri girmesi lazım. Sebebi bak gayemiz ne? Risale-i Nur topluma baktığı zaman, cemiyete baktığı zaman şu beş tane esası temine vesile oluyor. Bir, merhameti inşa ediyor. İki, hürmeti inşa ediyor. Üç, emniyeti inşa ediyor. Samimi bu adam. Dört, haram ve helalı bilip haramdan çekindiriyor. Beşincisi, serseriliği bırakıp itaat etmek. Risale-i Nur topluma baktığı zaman bu beş tane esası temin ediyor. Onun için ey ehli hükümet, ey siyasiler, Risale-i Nur hizmetine sahip çıkın. Sahip çıkmanız lazım. Sizin selametiniz için, var olmanız için, İslam toplumunun Türkiye ayakta olabilmesi için düşmanlarınıza karşı bu toplumun içerisindeki anarşistliği bertaraf etmek için beş tane esas lazım. Bir yapmak için. Birincisi merhamet. Merhamet olmayanlardan terakki mi olur? Hürmet. İki. Üç. Emniyet. Zahirde bakasın. Hihihi. Arkasını diyor. Bak yakınları değil mi? Hain çıkıyor. Emniyet. Dördüncüsü haram helalı bilip haramdan çekinmek. Şimdi kul hakkını biliyoruz. Bak haram helalı bilmeyi temin ediyor Risale-i Nur okuyanlara. Risale-i Nur. Şimdi bir Risale-i Nur'u samimi okuyanda kul hakkından bu kadar korkan, beytul mal olan devletin hazinesine, devletin malını mülküne alır mı, zimmetine geçirir mi? Niçin? Ya kişiden kişiye helalleşmek bir derece kolay. Ya devletin bir şeysini eline geçirirsen, hakkın olmayan bir şeyi kimle helalleşeceksin ya? Bir de gavurun hakkı nasıl helal et diyeceksin mesela? Risale-i Nur okuyanlarda
haram ve helal kavramı inkişaf ediyor. Korkuyor Allah'tan. Ahiret mesuliyetine korkuyor. Risale'ni okuyanın toplumda böyle bir meyve veriyor. Ey siyasiyunlar! Onun için Risale-i Nur hizmetine sahip çıkmak lazım. Bak ben bu kadar şeylere koşturuyorum. Hepiniz zaten siz de koşturuyorsunuz da. Bir maddi bir şeyin peşine mi koşuyor? Onlar beni bildikleri için söylüyor. Bir menfaat mı var? Ya bana demişti. Kime çalışıyorsun dedi. Beni götürürken baş gardiyan. Kime çalışıyorsun dedi. Bilmiyor musunuz dedi. Ben de bilmek isterim dedi. Ben kainatın patronuna çalışıyorum dedim. Kainatın patronuna. Allah selamet versin. Ne dedi biliyor musun? Veya demek zorunda kaldı. Uzun boylu eğildi. Samimiysen hiçbir şeyden o zaman korkma dedi. Aynı öyle dedi. Samimiysen bu söylediğine eğildi. O zaman hiçbir şeyden korkma. Ya. Samimiyiz elhamdülillah. Bütün nur talebeleri, bütün ehli İslam. Ya Rab Müslümanlara uyanıklık ver. Ya Rab feraset ver. Ya Rab kuvve-i kutsiye ver. Ya Rab imanı tahkiki ver. Ya Rab uhuvvet ver. Ya Rab tesanüt ver. Ya Rab senin rızanı takip edecek şuur ver ya Rabbi. Amin. Bugünlerde manevi bir muhaverede bir sual ve cevabı dinledim. Size bir kısa hulasasını beyan ediyorum. Biri dedi. Soru da bunun değil ustadın, cevap da değil ustadın. Biri demiş, ustad da dinliyormuş. İki kişi konuşuyor, ustad dinliyor. Ama buralı değiller onlar. Öteli. Risale-i Nur'un iman ve tevhid için büyük taşidatları ve külli teçhizatları gittikçe çoğalıyor. Ve en muanit bir din sizi susturmak için yüzde birisi kafiyken neden bu derece hararetle daha yeni taşidat yapılıyor? Allah Allah. Ona cevaben dediler. Risale-i Nur yalnız bir cüz-i tahribatı, bir küçük haneyi tamir etmiyor. Belki külli bir tahribatı ve İslamiyet'i içine alan, dağlar büyüklüğünde taşları bulunan bir muhit kalayı tamir ediyor. Ve yalnız hususi bir kalbi ve has bir vicdan isteğe çalışmıyor. Belki 1000 seneden beri terakki ve terakküm edilen müfsit aletlerle dehşetli rahlenen kalbi umumi ve efkarı ammeyi ve umumun bahusus avami müminin istinatgahları olan İslami esaslar ve ceyranlar ve şairler kırılmasıyla bozulmaya yüz tutan vicdani umumi, yani okuyan nur talebelerinde vicdanlı oluyor. Vicdanlı olunca karşıya hak veriyor. Elbette böyle külli ve dehşetli rahnelere ve yaralara hakkal yakın derecesinde ve dağlar kuvvetinde hüccetler, cihazlar ve 1000 tiryak hasiyetinde mücerep ilaçlar, hadsiz edviyeler bulunmak gerektir ki bu zamanda Kur'an-ı Mucizül Beyan'ın icazı manevisinden çıkan Risale-i Nur o vazifeyi görmekle beraber imanın hadsiz mertebelerinde terakkiyat ve inkişafata medardır. Size başımdan geçen bir şeyle bitiriyorum. Sonra Kur'an'ı okuyan kardeşe vereceğim. Siyasi kardeşlere söylüyor şimdi başımdan geçeni. Bu okuduğumu fiilde göstermek istiyorum. Yalan yoktur biliyorsunuz. Tek kişilik hücrede bulunuyorduk. Tek. Koğuş yoktu bizim onun. Hep liderler vardı. DHKPC, TİKKO, Afganistan'a yakalandı. El-Kaide, Türkiye lideri. İstanbul Emniyet Müdürü, İstanbul Valisi. Hep tek. Ona ne... Ne yapabilirim ben burada dedim. Şimdi bunun fiilini göstermek için söylüyorum. Kendimizi değil bakın. Bu insanlar nasıl ıslah olur? PKK lideri Ağrı'da yakalamış. O vardı. Bursa lideri vesaire hepsi. Dedim ne yapabilirim ya? Koğuştayım ama. Ne yapabilirim? Risale-i Nur 5 esası temin ediyor dedi ya.
Onları fiile. Ne bunlara bir şey yapmam lazım. Kendimizi düşünmüyoruz. Kapı aralarında Allahu Ekber, Allahu Ekber ezan okuyordum. Bunu yapabiliyordum. Çünkü demir kapıdan başka sohbet gitmez. Yapamaz. Burada. Ve DHKPC kadın lideri tek tek ya. O Nurcu oldum bilmiyorum ama namaza başladı. İnan itimat edin bana. Ama tabii hemen değil. Yaklaşık böyle bir 15-20 gün. Ezan okuyan abi diyor. Bağırıyor kapısında. Bizim için bir iki tane söz söylesene. Biz de olsa kelam deriz. Peki ey siyasiler. O halde onu koydunuz. 50 sene daha yatsa çıksa fikrinden vazgeçer miydi? Vatana nasıl olurdu? Ne kadar zararlı olurdu? Bak şimdi namaza başladın. Çünkü niye? Özel bilgileri de sordu bana. Böyle böyle bir şey duyuyorum. Doğru mudur? Sen kıl dedim. Allah beni affetsin. Sen onlar şey o dışarıda olur. Sen namazını kıl. Ve Almanya'da şey kılıyoruz. Öğle namazı sesle kılınır mı? Kıldırılır mı? Yok. Dedim ki arkadaşlar şahit olan var. Dedim beni uyarmayın şimdi imam olacağım. Adam geldi seyrediyor bizim durmuş. Sessiz herkes eğilip kalkıyor. Bu adamı etkilemez yani. Adam geldi İslam'ı görmek istiyor. Dedim ben sesli okuyacağım öğle namazı imamım. Dedim Allahu Ekber, Subhanallah uyarmayın beni. Bilerek söylüyorum tamam. Sesli okuyacağım. İstemeyen gitsin öteki odada kılsın. Er-Rahman allemel Kur'an. Rahman suresini her bir rekatta okudum. Öğle namazında. Ve o adam Müslüman, o Alman. O adam Müslüman. Kuksa Efendi oldu bu. Bak yeri de söylüyorum. Bu kadın, DHKPC kadın lideri. Çekimci olduğu için X ilçede babası çok ciddi bir kişilerin toplandığı kıraathanenin sahibi. Ya ama vatan hainleri de var tabii. Onun Müslüman olduğunu şey yapınca onu başka yere götürdüler. Nereye götürür bilmiyorum ama çok şükür. Bak şimdi evvelki haline bak. Şimdiki hali ne yapar? Bak Risale-i Nur topluma baktığı zaman hizmeti şu beş tane iman esasını bunu temin ediyor. Son iki cümle müsaade ederseniz veciz okuyayım. İbrahim hocamla kardeşime vereceğim. Kur'an'la anlaşalım. Sonra ben dua işi yapacağım. Bu zamanda en büyük bir ihsan, bir vazife imanı kurtarmaktır. Başkalarının imanına kuvvet verecek bir surette çalışmaktır. Yerlerini okumuyorum. Her bir şakirdin vazifesi yalnız kendi imanını kurtarmak değil, belki başkasının imanlarını da muhafaza etmeye mükelleftir. O da hizmete ciddi devam ile olur. Bak Risale nasıl bir şuur veriyor. İçeridesin, kendini düşünmüyorsun. Ulan ben bunlara nasıl varırım ya? Ben buna nasıl varırım? Seni götürüyor sağında sonunda jandarma. Ya hakkınızı helal edin, sizi de yormuşum dedim ya. Adam şaşırıyor jandarma. Yok hoca efendi ya dedi. Dedim ki genel bir hastalık var ya psikoloji, ruhsal. Ne anlatayım? Aşır desem belki ilgini çekmez. Allah'a anlatsam biz kafir miyiz der belki. Ama genel bir hastalığa gireyim psikoloji vesvese. Hiç ister istemez oltaya geliyorlar. Hemen anlatıyorum. Ya sağımı tutanı veya solumdan tutan diyor. Hoca anlat dedi. Bu sefer ayaklar yavaş gidiyor. Beni çabuk götürmüyorlar duruşmaya. Onu söyle dedi kurtulma. Hiç unutmuyorum onu. Dedi ki hoca dedi geldik dedi. Onu bir de söylesene dedi. Nasıl kurtulacağız dedi bu vesveseden. Müslümanın çocuğu ya. Dedim ki kurtulmaya çalışmamakla kurtulacaksın. Sakın vesveseden kurtulmaya çalışma. Kurtulmayanın yolu kurtulmaya çalışmamaktır. Meşgul olma o şiddetlenir. Kaydet. İyi ki ben seni götürmüşüm diyor. Bak şimdi niye bunları naklediyorum? Ey vatana hizmet edenler. Bu insanın bunları duyarak bu topluma, bu millete ne kadar faydalı olur. Bu zamanda
nurlarla, hizmet-i imaniye her tarafta ilanatla. Bazıları diyor ya, ya internet nerede çıktı ya, bu yayın falan nerede? Bak, bu zamanda, Lemalar 266'da, bu zamanda nurlarla, hizmet-i imaniye her tarafta ilanatla. Nasıl ilan edeceğim? Ben bir tane adamım ya, nasıl ilan edeceğim? Sibirya'da adam var. O adam nurları tanıdı, 2,5 sene oldu, ilacı bıraktım dedi. Kalkmasın, şey yapmasın, ifade etmesin. Yukarıda ifade ederken bir sürü kişi de var. 2,5 seneden, 10 küsür senedir bir ilaç kullanıyordum. Şimdi 2,5 senedir bir kullanmıyorum. Ben Sibirya'ya nasıl varacaktım? Ha, bu zamanda nurlarla, hizmet-i imani her tarafta ilanatla ve muhtaç olanların nazari dikkatlerini celbetmekle olur. İşte hapsimizle nurlara nazari dikkati celp olunur. Bir ilanat hükmüne geçer. En ziyade muanit veya muhtaç olanlar onu bulur. Kadın şimdi diyor, ben diyor şey de tabii teferruat anlatmıyor. Süre bilmiyor. Ben ona 3 defa besmele ile namaz kılmasını söyledim. Şöyle dedim ki, böyle yap 3 defa. Bismillahirrahmanirrahim 1. Ayet ya İmam-ı Şafii'ye göre besmele. 1. 3 ayette namaz olur. Bismillahirrahmanirrahim 2. Bismillahirrahmanirrahim 3. Söyledim. E hoca dedi, 1-2 sayacak mıyım? Yok ya, ben sana göstermek için sayma 1 diye. Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim 1 deme. Ben sana göstermek için söylüyorum. Ve sonradan bir isim yaptı. Ben nereye gittiğimse bilmiyorum. Dedi ki, ya beni teşvik için mi söylüyorsun? Dedi, hakikaten oluyor mu dedi. Besmele ayettir ya. Olmaz mı dedim ya. Ve küllü men hep, bak kadın lider ya. Sen namaz. Sen hayatın boyunca hiç kesme. Bak besmele namaz. Allahu Ekber ya. Ya sırf onun için kurtulmasına vesile olmak adına sıkıntı çeksek yani değmez mi ya? En ziyade muanit veya muhtaç olanlar onu bulur, imanını kurtarır. Tabii orada Risale'nde söylüyoruz yani. Tehlikede olan imanı kurtuluyor ve nurun dairesi genişlenir. Hiç mümkün müdür ki sinek kanadının icadından lakayt kalmayan ve o kanadın zerrelerinde pek çok hikmet ve maslahatları takip eden Sani Zülcelal, Risale-i Nur ile onun telif edildiği menzillerle, yani bu mekanlarla ve nur müellifinin kutsi vazifelerinin gördüğü yerlerle alakadar olmasın. Yani ruhaniyatları olmasın şimdi. Ustadımızın ve ustada hizmet etmiş, gönül vermiş Hüsrev abiler, Yeğin abiler, Hüsnü abiler, efendim bu abiler, Mehmet Feyzi abiler, bir sürü o ustada hizmet edenlerin ruhaniyatları hepsi alakadar. Bak, niçin? Gönül vermiş. Gönül verdiğin yerden ruh kopar mı? Bak diyor ki, yani sinek kanadının icadında lakayt kalmayan ve o kanadın zerrelerinde pek çok hikmet ve maslahatları takip eden Sani Zülcelal. Risale-i Nur ile onun telif edildiği menzillerle, yani şu mekanlarla ve nur müellifinin kutsi vazifelerinin gördüğü yerlerle alakadar olmasın ve öyle kutsi hizmetlere hadim hizmet eden olan mekanlar ve dershane-i nuriyeler ve şecere-i mübarek rahmetin kasti tahsisinden hariç kalsın. Katiyen mümkün değildir. Tarih Hayat 168. Rabbim iki cihanda aziz eylesin. Gerçi duayı sonunda yapacağız. Bakın kardeşler, diğer gruptaki nur kardeşlerimizin hatmi şerifleri, Yasin şerifleri, Mülk sureleri, Nebe sureleri medreselerin muvaffak olunması için okumuşlar. Şu şeye bakın, çok şükür ya. Ve hemen hemen bütün o cemaat, aklınıza geçen bütün cemaattaki önde giden hizmetkarlarıyla bayramlaşıyoruz çok şükür. Onu da bilmenizi isterim. Şimdi ben mikrofonu kardeşlerime veriyorum. Sonra inşallah duada tekrar beraber olacağız inşallah. بسم الله الرحمن الرحيم
Elhamdülillahi Rabbil alemin. Errahmanirrahim. Malik yevmiddin. İyyâke na'budu ve iyyâke nesta'in. الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
Nakledeceğim size ve duaya geçeceğiz. Bitti. Ondan sonra ikram. Şu görüyor musunuz bak şu kağıdı? Yanmış. Şimdi bu yanmış. Şöyle göstereyim. Arkadaşlar tarih silinmiş. Bu ne? Böyle malum hadisene çıktıktan sonra ayakta anlatayım size. Hapisten çıktıktan sonra dershanemiz yok. Biz kaldığımız Zeytinburnu yoktu. Madem yok, devletin de böyle bir vazifesi var. Dedim reisi cumhura bir mektup yazayım. Her vakıf, biz de Darül Envar Vakfı'yız. Vakıf adına bize bir yer versin. 50 senelik, 20 senelik, 10 senelik kiralık. Yani efkaftan. Başladım. Muhterem Reis-i Cumhurumuz diye başladım. Önümde mum var. Ben de bunu yazıyorum. Allah'ın selamı ve rahmeti yanmış. Ondan sonra gidiyor. Şimdi gayem şu. Zaten burada yanmamış yerlerde ya şunu yazmışım. Şurada mum yanıyor. Ama yazdıkça bu gidiyor. La kardeşim bu orada tutuşacak da sen görmeyecek misin ya? Koku, alev ya almış yani. Bu kadar yanıyor. Size yakınlığımla ve cesurca malum konuşmamla başıma gelen hadise hapise girdim. İşte sizden işte zaten Müslümanların reisi cumhursun. Böyle bir bize kiralık ver diyecektim. Yani yazdım. Fakat muma gitmiş yanıyor, görmüyor. Kokuyu almıyor. Yandı yani. Yanıyor, görmüyorum ve duymuyor, kokuyu da almıyor. Bunu yazdım. Sonra ne oldu? Dedim ki bu hatıra kalsın, yazmıyor. Yazmadı. Bir daha mı denesem? Hayır. Bu kader dedi ki, senin ayağını aldım ama, Mevlana'nın sözünü naklediyorum, sonra duaya geçeyim. Senin ayağını aldım ama ben sana kanat vermeyi kastettim. Yani evinizde de uygulayın. Bazı şeyler gitmişse, alınmışsa, hastalık vesaire. Allah onunla kanat vermeyi, ayağın alınmışsa Allah sana kanat verecek. Bu gidince bu müessese geldi. Kiralık değil. Sizin eseriniz be kardeşim. Allah hepinizden ebeden daima razı olsun. Amin. Amin ya Rabbel Alemin. İlahi ya Rab, okumuş olduğumuz Kur'an-ı Kerim'den ve sohbet-i Nuriye'den hasıl olan sevabı evvelen bizzat Fahri Kainat Resul Ekrem Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin mübarek, aziz, latif ruh-i tayyibelerine hediye eyledik. Kabul eyle ya Rabbi. Amin.
Ya Rabbi, ilk peygamber Hazreti Adem Aleyhisselam'dan bugüne kadar gelip geçmiş her ne kadar peygamber izan varsa onların da ruhlarına hediye eyledik, vasile eyle ya Rabbi. Ya Rabbi, Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın ailesine, ashabına ve bütün ehli beytine hediye eyledik, vasile eyle ya Rabbi. Kur'an-ı Kerim'i elden ele, dilden dile bizlere kadar ulaştıran sahabe-i güzin, tabi'in, tebe-i tabi'in, müfessirin ve muhaddisinin, eyme-i müştehidinin ruhlarını da hediye eyledik, hibe eyledik, vasile eyle ya Rabbi. Ya Rabbi, din, vatan, hak ve hakikat uğruna canlarını seve seve feda eden aziz şehitlerimizin de ruhlarına hediye eyledik, vasile eyle ya Rabbi. Uzaktan ve yakından gelip şurada toplanan aziz cemaatimizin de ölmüşlerine, yakınlarına da hediye eyledik, vasile eyle ya Rabbi. Ya Rabbi, isimleri unutulmuş, bir Fatiha okuyacak kimse kalmamış Müslüman kardeşlerimizi de hibbe eyledik, vasile eyle ya Rabbi. Ya Rabbi, gelecek ömrümüzü geçmiş ömrümüzden daha hayırlı eyle. Aklımıza marifetullah, kalbimize muhabbetullah, ruhumuza müşahadetullah, ömrü hayatımıza istikamet ve vatanımıza ve dinle devletimize dahili ve harici düşmanlardan muhafaza eyle ya Rabbi. Fitne fesat çıkarmak isteyenlere fırsat verme Allah'ım. Ümmeti Muhammed'in hasta kullarına şifa, dertli kullarına devalar, boşlu kullarına hayli edalar ihsan eyle ya Rabbi. Ya Rabbi ve ya Rabbi semavati vel aradin. Ya Haliki, ya Haliki külli şey, gökleri yıldızları ile, zemini müştemilatı ile, bütün mahlukatı bütün keyfiyeti ile tesir eden, kudretinin, iradenin ve hikmetinin ve hakimiyetinin ve rahmetin hakkı için nefsimizi bize musahhar eyle. Amin. Ve matlubumuzu bize musahhar kıl. Kur'an'a ve imana hizmet için İnsanların kalplerini Kur'an'a ve Risale-i Nur'a musahhar yap. Bizi ve bütün nur talebelerini ve ehli imanı, imanımızı imanı kamil ve hüsnü hatime ver. Hazreti Musa Aleyhisselam'a denizi, Hazreti İbrahim Aleyhisselam'a ateşi, Hazreti Davud Aleyhisselam'a dağ demiri, Hazreti Süleyman Aleyhisselam'a cinni ve insi, Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a şems ve kameri tesir ettiğin gibi Kur'an'a ve Risale-i Nur'a kalpleri ve akılları musahhar kıl. Amin. Ve bizleri ve Risale-i Nur talebeleri ve ümmeti Muhammed'i insi ve cinni şeytanların şerrinden ve kabir azabından ve cehennem ateşinden muhafaza eyle. Amin. Ve cenneti firdevste mesut kıl ya Rabbel Alemin. Allah'ım, sırların semasının güneşi, nurların mazarı, celal dairesinin merkezi ve cemal sahibinin kutbu olan Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın biricik latif zatına rahmet et. Amin. Onun senin katındaki sırrı ve sana olan seyri hürmetine bizleri korkularımızdan emin kıl. Amin. Hatalarımızı gider ya Rabbel Alemin. Hüznümüzü ve dünya hırsımızı bizden gider ya Rabbi. Amin. Varlığın ve huzurunda bizi müşerref kıl. Amin. Bizleri nefsimize düşkün ve hissimize kör eyleme ya Rabbi. Amin. Ya Hay ya Kayyum, ya Hay ya Kayyum, ya Kayyum, ya Rahmen Rahim'in en merhametlisi ve en kerim sahiplerin en kerimi olan Allah'ım, bize dünyada senin muhabbetini, sana yaklaştıracak şeylerin muhabbetini ve senin emrettiğin şekilde istikameti, ahirette de rahmetini, rüyetini nasip eyle ya Rabbi. Ya Rabbi, İhlas Suresinin hakkı için bizi ihlas sahibi olan ve ihlasa eliştirdiklerin kullarından eyle ya Rabbi. Ya Rabbi, bize hakkı hak olarak gösterip ona ittiba etmeyi, batılı batıl bilip de görüp de ondan içtinab etmeyi nasip eyle ya Rabbi. Allah'ım,
kalbimizi iman ve Kur'an nuruyla nurlandır. Kendimizi daima sana muhtaç olduğumuzu hissetmekle bizi zengin eyle. Senin rahmetine ihtiyaç duymamakla bizi fakir düşürme. Biz kendi güç ve kuvvetimizden vazgeçip senin güç ve kuvvetine sığındık. Sen de bizi sana tevekkül edenlerden eyle. Ya Rabbi, bizi nefsimize terk etme. Biz bizi unuttuğumuz zaman sen bizleri bırakma. Ya Rab, bizleri hıfzınla koru. Bize erkek ve kadın bütün müminlere rahmet eyle. Kulun peygamberin Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a yüce katından seçtiğin dostun, mülkünün güzelliği, sanatının sultanı, inayetinin pınarı, hidayetinin güneşi, hüccetinin lisanı, rahmetinin timsali, yaratıklarının nuru, mevcudatının şerefi, pek çok olan mahlukatının içinde birliğinin kandili, kainat tılsımının keşfedicisi, rububiyet saltanatının ilancısı, razı olduğun şeylerin tebliğcisi ve isimlerinin definelerinin tanıtıcısı, kullarının öğreticisi, kainat delillerinin tercümanı, rububiyetine ait güzelliklerinin aynası, senin görünüp gösterilmene vesile olan Habibin ve alemlere rahmet olarak gönderdiğin Resulün olan Efendimiz Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a, bütün ahl ve ashabına, kardeşleri olan Nebi ve Resullere, mukarrep meleklerine ve salih kullarına salat ve selam eyle. Amin. Amin. Allah'ım, kalplerin dermanı, kalplerin derman ve devası, bedellerin afiyet ve şifası, gözlerin nur ve ziyası olan Efendimiz Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a, al ve ashabına salat ve selam eyle. Allah'ım, bu salavat sebebiyle günahlarımızı bağışla. Amin. Gönlümüzde ferahlık ver. Amin. Kalplerimizi temizle. Amin. Ruhlarımızı rahatlat. Amin. Sırlarımızı pak eyle. Amin. Kalbimizden geçenleri ve düşüncelerimizi arındır. Amin. Sırlarımızdaki bulanıklığı beraklaştır. Amin. Hastalıklarımıza şifa ver. Amin. Kalplerimizi kilitlerden aç Allah'ım. İlahi ya Rabbi, sen Risale-i Nur'u ve Risale-i Nur müellifi Üstadımız Said Nursi ve Risale-i Nur talebe ve şakirtlerini ve mensuplarını muhafaza yıpsında ve kala-i ilahiyenin içine muhafaza yemin eyle ya Rabbi. Ve hizmeti Kur'an ve imanda sabit ve daim eyle. Ve bu kutsi hizmetlerinde muvaffakiyetlerle yardım ve muavenetle ihsan eyle. Ve Kur'an-ı Mucizül Beyan'ın sır azimine, marifetullah, muhabbetullah ve muhabbeti Resulullah sırr-ı kutsisine, hasbunallah ve nimel vekir sırr-ı uzmasına, rizaülallah ve rüyeti cemalullah lütfu ihsanına mazhar eyle ya Rabbel Alemin. Ya Rabbi, şu Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselamın bereketi hürmetine bize ihsan etmiş olduğu maddi ve manevi rızkımıza bereket ihsan et. Amin. Ya Rabbi, kusurumuzu affet. Amin. Bizi kendine kul kabul et. Amin. Emanetini kabzetmek zamana kadar bize emanet emin kıl. Amin. Ya Rabbi, bu açtığımız medresemizde Risale-i Nur'un esas dostluları olanlar ihlas, uvvet, sadakat, tesanüt, sebat, metanet, hizmet ve takva ile hizmet edebilmeyi muvaffak eyle Allah'ım. Amin. Ya Rabbi, bu medresenin bu hale gelmesine ve bu programın düzenlenmesine zerre miskal emeği geçen umum ağabey ve kardeşlerimizin rızkında bereket, derdi maaşette suhulet, kalbinde ferahlık, dimağlarına imbisat ihsan eyle ya Rabbel Alemin. Onları ve bütün nur talebelerini ve bu hizmetlerinde ihlas, uhuvvet, tesanut, sadakat, metanet, sebat, istihdam eyle ya Rabbel Alemin. Amin, amin, amin. Taha ve Yasin, bi hürmeti Seyyidil Murselin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.
El Fatiha tema selavat. Allah hepinizden razı olsun. Geçmişlerinizi de hissedar eylesin. İkram var, ikramınızı, rızkınızı da alırsınız. Tekrar hakkınızı helal edin.